Hoş geldiniz. Montlarınızı alayım. Hoş bulduk tabii. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim rezervasyonumuz vardı. Fatih Dökmen. Evet. Böyle buyurun Fatih Bey. Böyle buyurun. Burası mı? Evet. Kapının önü burası. Değiştiremiyor muyuz? Fatih, tamam. Alt tarafı bir yemek yiyeceğiz, fark etmez. Evet Fatih abi, uğraşma hiç. Olur mu canım öyle şey? Şef, sen bize daha güzel bir yer ayarla abi. Tamam, böyle buyurun. Gel hayat. Sakın bir daha bunu yapma. Buyurun Esra Hanım. Hoş geldiniz Yılmaz Bey, hanımefendi. Hoş bulduk. Bize şöyle kuytu köşede bir masa lütfen. Hayat, bizim masamız VIP salonunda. Evet, böyle buyurun. Altımızı alabilir miyim hanımefendi? Buyur hayat. Öncelikle bu order tabağı alalım. Çok açım. Ben bir şey istemiyorum. Ana yemek olarak da mantar soslu bonfile. Peki efendim. Sürprizimi beğenirsin diye düşünmüştüm. Ama yadırgaman da normal tabii. O kaba kocan seni böyle yerlere hiç getirmemiştir. İyi oldu değil mi geldiğiniz? Ama ne bu suratların hali ya ikinize de? Ha, tamam, ilk başta biraz tatsızlık yaşadık. Ama Allah'ın izniyle hepsini atlatacağız. O yüzden geldik buraya. Ya aslında Esra da çok istedi gelmeyi ama işleri uzamış. Yetişemem dedi. Dur ya ben şunu bir daha arayayım. Şey, işi varsa zorlama istersen. Kalkalım. Daha sonra yine geliriz. Evet, evet. Daha sonra onunla beraber geliriz. Ya olur mu canım öyle şey? O kadar geldik. Açmayacak mısın? Konuşmak istemiyorsan ben hallederim. Efendim hayatım. Yok, daha işim bitmedi. Biraz uzayacak. Çocukların raporlarını hazırlıyoruz. Tamam, siz bakın keyfinize. Başka zaman birlikte de çıkarız. Tamam canım. Sen de.
Nasıl da rol yapıyorsun istediğin zaman. Neredeyse ben bile inanacaktım. Bu ne demek biliyor musun? Kocan umrunda bile değil. İnsan sevdiği birine böyle rahat yalan söyleyemez. Ben onu çok sevdiğim için bu yalanların içine saplandım. Anlıyor musun? Ah Esra. Ah Esra. Nereye? Lavaboya. İçecek olarak da ayran. Ayran içeriz değil mi? Olur. Üç tane de ayran. Ben de bir ellerimi yıkayayım ya yemek gelene kadar. Sabah bu iş bitti diyorduk bir de. Fatih'e kalsa hemen bizi evlendirecek. Yengeme her şeyi anlattım. Her şeyi mi? Aramızda bir şey olmadığını yani. Yengem bana inanmadı. Şimdi durum daha da kötü anlayacağım. Yalancı gözüyle bakıyor bana. Neden inanmadı ki? Hep diken üstünde bana karşı. Şimdi bir de evlilik kararından dönersem iyice kötü gözle bakacak bana. Hem yengem hem amcam. Tek çaremiz bu oyunu sürdürmek. En azından bir süre daha. İş resmiyete dökülmeden halledeceğim. Sana söz veriyorum. Ama şimdi en azından bir süre daha devam edelim yeter. Tamam. Yine ne yaptın, ne ettin, bozdun sürprizimi. Ben de bütün işlerimi bitirdim, buraya geldim. Size sürpriz yapacaktım. Şimdi masanıza gelip hepinizi şaşırtacaktım. Canım benim ya. Ya bundan daha fazla şaşırtamazdın herhalde. Ya çok şaşırdım. Çocuklar da içeride, hadi gel. Bakın kim geldi? Merhaba. Hoş geldin. Geç hayatım, otur şöyle. Tamam. Esra bize sürpriz yapmış. İyi yapmış. Hayatım, ne yersin? Bebeğimizin canı ne istiyor bakalım? Esra? Hı? Efendim? Canım karar verdin mi ne yiyeceğini? Garsondan sipariş isteyeceğim.
Dur. Hanımefendi orada. Yemeğini oraya götür. Peki efendim. Allah Allah. Nerede bu garsonlar ya? Geliyor. Siparişiniz hanımefendi. Pardon, bir yanlışlık olacak galiba. Hanımefendi daha yeni geldi. Yok yok. Ben sipariş vermiştim. Teşekkür ederim. Hayatım. Daha şimdi geldin. Ben gelirken çok açım da. Yani bebeğimiz senin huyunu suyunu tamamen değiştirmiş hayatım ya. Zeynep'te bir ustalık var, bir sanat var. Ne sanatı ya? Ebru abi çok iyi bilir. Bilmiyor musun? İyilik daha istiyorsun. Hayırdır hayatım? Kimden geldi mesaj? Banka. Acıktım diyorsun, yemiyorsun. Yiyorum. Allah Allah ya. Hepinizde de bir tuhaflık var bu akşam ha. Suratlarınız beş karış. Yani ağzınızı da bıçak açmıyor ha. Bana bakın. Benim bilmediğim bir şey mi var? Yok kardeşim. Sana öyle gelmiştir. Yemeğe de aldık ya ondan. Yok bir şey. Peki. Öyle olsun. Kaçta gelir bunlar? Gelirler, gelirler. Daha erken. Fatih şöyle etrafları bir baksın bakalım hallerini. Öyle öyle. Ben de başta yadırgadım ama sonradan mantıklı geldi. Hem bu devirde görüştürmemek olmaz ki. Ya. Sen de çok uzatmadan bitiriver şu işi. Takalım yüzükleri gitsin. Hayırdır Zehra? Ağır mı gelmeye başladı Zeynep? Ah Zahir Bey, hiç dinlemiyorsun ki beni. Tamam, yeğenin kol kanat gereceksin tabii ama... Ama bugün ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Tutturmuş, Esra hamile değildi. Ne diyorsun Zehra Hanım? Ya, şuracıkta yüreğime iğne verecekti. Koşturdum gittim doktora, kızın hamilelik raporunu çıkarttırdım. İşte burada. Ya iyi de Zeynep niye Esra'ya iftira atsın ki? Zahir Bey sen erkeksin anlamazsın. Ben bu kızın derdini biliyorum. Esra'yı kıskanıyor. Esra evlendi.
hamile kaldı. O daha evlenemedi tabii. Genç kızı elbet heves edecek yuva kurmaya. Ama bu yaptıkları yenilir yutulur gibi değil. İftira etmek ne demek? Tuhaf. Zeynep'ten böyle bir şey beklemem. Toz kondurmuyorsun yeğenini. Ama yapıyor. Bu ilk değil, son değil. Daha fazla uzatmadan verelim şu kızı. Benim daha fazla sabrım kalmadı, söyleyeyim. Başta kızmıştım ama şimdi böyle dördümüz oturuyoruz ya. İçim ısındı resmen ya. Yani çok hoşuma gidiyor sizi böyle beraber görmek. Demek siz Mevlüt'ten önce tanıştınız ha? Şey... Evet. Hayatım, şu telefonu kapatır mısın artık? İnsana bir yemek yedirmiyorlar ya, zırt pırt mesaj. Nasıl tanıştınız? Tanıştık yani işte. Tamam, tamam. Daha fazla utandırmayacağım sizi. Hayatım. İyi misin? Rengin solmuş. Ben galiba midemi üşütmüşüm. Lavaboya kadar gidip geleyim. Aferin Esra. Hep böyle söz dinle işte. Hadi güle güle. Ne öyle? Beni kovar gibi mi göndereceksin burada? Ya ne istiyorsun? Karşıma otur. Kalkalım mı diye bir sor. Kibar ol. Herkese olduğun gibi. Sabahtan beri bir tuhaflık var Esra'da. Vefatı olacak o kadar. Normal. Zeynep. Sen bir bakar mısın ya? Rengi attı resmen. Kalkalım mı? Bana mı söylediniz Esra Hanım? İsmimi hiç kullanmadınız da üstüme alınmadım o yüzden. Kalkalım mı Yılmaz Bey? Tabii Esra Hanım. Nasıl isterseniz. Yakın zamanda telafisini yapalım. Daha sakin bir yerde. Kimsenin bizi göremeyeceği daha sakin bir yerde.
hayatım. Nasıl oldun? İyi misin? İyiyim, merak etme. Zeynep nerede? Sana bakacaktı. Karşılaşmadınız mı? Kalkalım mı artık? Buranın tatsız bir havası var. İçim kalktı. Allah Allah. Hepiniz de bir tuhafsınız bu akşam ha. İyi. Ben hesabı ödeyeyim. Eyvahlar olsun. Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Anahtarı unutmuşum. Tamam tamam, ben geliyorum. Sen kimseye görünmemeye çalış. Tamam. Acil kurtarma ekibi. Bana adresi verebilir misiniz? Tamam, siz hiç merak etmeyin. Ben hemen ekibi yolluyorum. Alo, Zahir Baba, acil durum. Ne dedim ben sana ha? Ne dedim? Bu ödeye giderse bir daha çocuğu da evde göremezsin demedim mi? Ne işin var şimdi burada? Ne işin var? Ne diye dayandı kapıma? Faruk. Göster oğlum bana Allah aşkına. Kötü hastalığa yakalanmış diyorlar. Konu komşu söylüyorsa haberim bile olmayacak.
kalbi delik diyorlar. Canımın parçası o benim. Nasıl gelmeyeyim Faruk, nasıl gelmeyeyim? Oraya da gitmeden acı düşürecektir. Gitmeyecekler. Anne, baba. Baba. Kaç defa söyledim, öldürecek ya, öldürecek. Ya aradım ben, aradım ya, kaç kere aradım? İki kere aradım. Kadın kendi eceline geldi ya. Ha, geldiler. Tamam arkadaşlar, sakin olun, sakin olun. Tamam, acil kurtarma ekibi. Arkadaşlar bir sakin olun, tek tek, lütfen. Sakin olun, sakin olun. Teker teker konuşun. Gene ayrılmışlardı. Adam çocuğu kadına göstermiyordu. Kadın da çocuğun hasta olduğunu duyunca geldi, dayandı kapısına. Kesin vurur bunu bu sefer. Elinden kaç kere zor aldım. Burası mı? Evet, içerisi. Giriş kat. Tamam, hadi arkadaşlar gidiyoruz. Sen de bizle gel. Öldürecek bizi. Öldürecek kadın. Kadını öldürüyorlar. Oğlum, korkma, ağlama. Sebebi olacaksın sen bu çocuğun sebebi. Bırak! Faruk! Dokunma çocuğuma! Dokunma, hakkın yok! Oğlum! Ah! Oğlum! 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 İşte bu kapı. Fatih, kapıyı açmamız ne kadar sürer? Çelik kapı Zahir baba. Uzun sürer. Yavrum! Arkada bir kapı daha var. Ya! Acele edelim, acele! Oğlum! Yavrum, ne yaparım ben sensiz? Bırak dokunma oğluma! Hakkın yok! Efe! Efe oğlum! Efe oğlum! Ah! 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 Gülay! Gülay yapma! Öldü! Oğlumu öldürdün! Canımı elimden aldın! Ben de senin canını alacağım! Hayır, hayır, hayır! Hayır Gülay! Gülay! Gülay, Gülay! Yapma! Yapma lütfen! Neyi yapmayayım? Yapma. Niçin yapmayayım? Yapma lütfen! Yapma! Tutunacak neyim kaldı? Mahvettin bizi! Burası mı? Evet amirim, burası. Fatih! Kolay amirim. Bana bırak. Amirim, bu şekilde girersek panik yapabilirler Allah muhafaza. Amirim, Yasemin kesinlikle haklı. Başka giriş yok. Bütün camlar demirli. Bence kıralım Zahir baba. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hayatımı mahvettin. Geberteceğim seni. Oğlumu öldürdün. Katil. Öldüreceğim seni. Hayır oğlumuz iyi. Sakin ol Gülen. Çocuklar, çok dikkatli olmalıyız. Kadına ve çocuğa zarar gelmemeli. Fatih, Murat, içeri girer girmez adama etkisiz hale getirin. Seni öldüreceğim. Kendi ellerimle alacaktın. Şimdi! Gidin buradan! Hanımefendi, lütfen sakin olun. Biz acil kurtarma ekibiyiz. Size yardımcı olmaya geldik. Ne yardımı? Oğlum öldü, ne yardımı? Bu iş bitti artık. Birazdan bu adamı da kendimi de öldüreceğim. İmdat! Kurtarın beni! Bakın bayan, biz size yardımcı olmak istiyoruz. Yanımızda sağlık ekibi var. İzin verin girsinler. Çocuğunuza yardımcı olurlar. Size söz veriyorum, başka hiç kimse içeriye girmeyecek. Oğlunuzu görmek istiyorum sadece, tamam mı? Sakin olun. Tamam. Sadece onlar gelecek. Başka bir şey yaparsanız vururum bu adamı da kendimi de. Tamam, tamam. Sakin olun. Çocuklar, oyalayın. Çok dikkatli olun. Hepsinin hayatı sizin elinizde. Hadi, hadi. Silahımız yok. Sakin olun. Tehlikeli bir şey yapmayın. Sesimi duyuyor musun? Gülay, sakin ol.
Sakin ol canım. Tamam bak oğlumuz yaşayacak. Sakin ol. Yalan söylüyorsun. Öldüreceğiz seni. Nabzını alıyorum. Yaşıyor. Yaşıyor bak. Yaşıyor tamam. Çocuklar. Çevreyi iyice araştıralım. Belki başka bir giriş yolu vardır. Hadi. Fatih. Stetoskop. Kalp ritmi normal değil. Hemen hastaneye götürmemiz lazım. Götüremezsiniz onu. Vermem. Bayan, lütfen inat etmeyin. Bırakın tabancayı. Çocuğu hastaneye götürelim. Hayır, yalan söylüyorsunuz. Bu herifi kurtarmak için söylüyorsunuz. Hanımefendi, çocuğun durumu ciddi. Eğer izin vermezseniz ölecek. Yalan söylüyorsunuz. Selma, serum ve enjektörü hazırla. Hadi. Hayır, hayır. Şunu yaz. Gülay, Gülay sakin ol. Ayağını öpeyim sakin ol. Gülay sakin ol, sakin ol, sakin ol. Öldüreceğim seni. Fatih. Yasemin. Kurtaracağız. Kurtaracağız Zahir Baba inşallah. Allah'ın izniyle. Kalp ritmi normale döndü. Kendine geliyor. Oğlum. Hanımefendi yaklaşmayın lütfen. Hastaneye götüreceğiz. Hadi çocuklar. Bir an önce hastane... Ay! Çıkın buradan. Geberteceğim seni. Hepsi senin yüzünden. Çıkın evimden. Beyefendi lütfen sakin olun. Lütfen. Bırakın oğlumu, çıkın evimden. Öldüreceğim. Öldüreceğim hepinizi. Sakin olun. Kardeşim bak sakin ol. Oğlum burada. Sakin ol. Gidin buradan. Gidin buradan. Hepinizi öldürürüm. Beyefendi lütfen sakin olun tamam mı? Tehlikeli bir şey yapmayın. Bende. Kımıldama. Kımıldama. Çocuklar, çocuğu hemen hastaneye götürmemiz lazım. Fatih, arkadaşı alıyoruz. Oğlum. Hanımefendi, şu andan itibaren devlet koruması ve güvencesi altındasınız. Artık rahat edin. Fatma abla.
Annem bir şey anlamadı değil mi? Yok yok, anlamadı. Ama bu şekilde gitmez artık Esra. Ben artık geceleri çalışmayacağım. Ya ne yapacaksın? Şimdi gündüz vardiyasına gidiyorum. Ya ne yapalım Esra, bir türlü artık idare edeceğim. Bir yolunu bulacağım elbet yani. Abla sakın annem anlamasın. Aman anlarsa anlasın, canımdan bezdim zaten. Ay. Ha Esra bak ne diyeceğim. Bugün Gizem okuldan erken çıkacak da onu bir almaya gider misin ablacığım ya? Abla ben sınıfı bırakıp gidemem ki. Sen alsan. Esra'cığım ben nasıl gideyim? Ya kızımı almaya gitmeye üşenmiyorum herhalde değil mi? Bak bugün benim mutlaka işe gitmem lazım. Eğer gitmezsem haftalığımı alamayacağım. Hadi Esra'cığım ne olur ya. Hadi sen bir bulursun bir yolunu. Tamam tamam. Ben bir müdüre hanımdan izin alayım, haber veririm sana. Tamam canım sağ ol. Ay iyi de ben nasıl gideceğim şimdi? Ah Esra'm ah. Başın dertten hiç kurtulmuyor ki. Ama korkma. Bundan sonra yanında ben varım. Fatma abla. Tamam konuştum ben müdür hanımla. Çıkıyorum şimdi okuldan. Tamam merak etme yetişirim. Tamam tamam. Hadi sen. Zeynep. Ne işin var burada? Konuşmamız lazım Esra. Ha bence de. Benim de seninle konuşacaklarım var. Ama şimdi değil. Çok acelem var. Niye bu acele? He? Bekleyen biri mi var yoksa? Sen ne saçmalıyorsun? Ben mi saçmalıyorum? Esra, sen ne yaptığının farkında mısın? Nasıl aldatırsın Fatih abiyi? Sen kendine gelsene. Ne aldatması? Sakın. Sakın inkar edeyim deme. Dün gece restoranda gördüm seni. Bir adamla baş başaydın.